Tarımda destekleme sistemi sil baştan değişiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımda yeni modeli açıkladı. Burada Tarım Bakanlığı yeni bir sayfa açıyor. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan üreticilerin temelde destekle mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'i karşılanacak. Yani desteklemeleri değiştirmiş ama planlama kapsamında destekler veriyor. Bunun özellikle altını çiziyor. Plan kapsamında ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticiler kullandığı mazotun %50'sini, gübrenin de %25'ini alacak. Yeni havza içindeki ürünleri ekenler mazot maliyetinin %100'ünü, gübre maliyetinin ise %50'sinin desteklenmiş olacak. Plan içinde ekim yapanlar daha çok desteklenecek. Çiftçiyi burada yönlendirecek olan en önemli şey bir üründen destek alıp almaması. Yine planlı üretim desteğiyle yeraltı su kısıtının bulunduğu yerlerde planlı üretime uygun üretim yapan üreticilere mazot ve gübre maliyetinin %100'ü kadar destek verilecek. Tarım Bakanlığı bence yıllardır üzerinde konuştuğumuz, işte planlı tarım olması gerekir dediğimiz noktada bir zorlayıcı, bir yönlendirici, bir yol izleyerek bunu böyle ortaya koymuş. Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Ziraat Mühendisi Cenk Özdemir uygulamayı değerlendirdiği, iyi yanlarının altını çizdiği, sahaya dikkat çekti. Burada kağıt üzerinde iyi gözüken bir şey sahada nasıl uygulanabilecek? Ona bakmak lazım. Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği, kira ücret tarifesinin %75'i olarak ödenecek. Özdemir bu maddeyi eleştirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Lisanslı depolara çok da halk ve üretim açısından baktığımız zaman, hem tüketim hem üretim açısından baktığımız zaman çok da olumlu bakmıyoruz.